Hey, look. Ariana, Selena, my visa. Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 17 Eylül Perşembe gününün karşılaşmalarıyla birlikteyiz ama Perşembe günü tabii çok güzel karşılaşmalar yok. Yine hafta içi keza öyle olmuş olduğu gibi sadece katıl butonundaki sevgili dostlarıma ben birkaç tane mücadele paylaşmaya çalıştım. Özellikle indeks üzerinden karşılaşma paylaşmaya çalıştım. Güzel karşılaşmalar olmadığından dolayı, yani ne olacağı belli olmayan karşılaşmalar olduğundan dolayı bu karşılaşmalarda zaten takiplik devam ediyoruz. Ben yine videonun başında siz değerli takipçilerime şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer oynayacaksanız 17'sinde 10 lirayı 15 lirayı geçmeyin diye düşünüyorum. Hatta öğrenciler varsa 3 lira şeklinde devam edebilirler. Çünkü karşılaşmaların birçoğunda analiz de yok. Yani sizlere verebileceğim detay da yok. Sadece karşılaşmalara tahminde bulundum ben. Tabii ki de önemli notlar da var. Çok kısa bir şekilde onları da söyleyeceğim. Daha önceden takip ettiğimiz karşılaşmalar. Yani İsveç Ligi var mesela. Brezilya Ligi var. Onun dışında yine MLS var. Amerikan Major Ligi var mesela. Ve bildiğiniz gibi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak bir mücadele var. Onu da değerlendireceğiz sizlerle birlikte. İsterseniz programımıza başlamadan hemen şöyle bir pazar ve pazartesi gününden konuşalım. Çünkü konuşmamıştık, üzerinden geçmişti. Arada program olmadığından dolayı değinememiştik. Biliyorsunuz yatsa da tutsa da hiç fark etmiyor bizim için. Bütün karşılaşmaları değerlendiriyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi pazar günü iki tane öne çıkarmış olduğumuz kombin vardı. Cumartesi gününden sonra pazar günü de acaba fulledik mi diye beklerken son karşılaşmalarda Villarreal-Huesca maçında bir problem oldu ve Trabzonspor maçını isteyenler çıkarsın diye söylemiştim yine pazartesi günü videomuzda. Tabii biz cumadan verdiğimizden dolayı yine aynı şekilde bıraktım ekranda ben. Trabzonspor 2 gol bulamadı. Çok normal zaten. Mücadeleyi kaybetmesi de çok normal o kadroyla. Ve kombinlerimiz bu şekilde başarısız olmuş oldu. Birer karşılaşmadan biliyorsunuz hakemsizsiniz.com üzerinde de farklı karşılaşmalar çıkarmaya çalışıyoruz. Ama oradaki karşılaşmaları değerlendirirken alternatif kuponlarınızı da kullanın lütfen. Çünkü zaten her zaman orada kupon paylaşılmadığını söyleyelim. Yani kupon olduğu zaman oraya giriş yapıp tavsiyelerimizi görüntüleyebileceğinizi söylüyoruz zaten. Aşağıda var veya yok şeklinde. Mesela Perşembe günü hakemsizsiniz.com üzerinde herhangi bir şey yayınlanmayacak. Tabii sizlerden like de istemeyeceğim ben. Çünkü pazartesi günü çok güzel geçmedi. Özellikle Başakşehir mağlubiyeti de vardı. Kuponumuz ne yazık ki o karşılaşmadan başarısız oldu. Tabii ben karşılaşmaların sayısını biraz fazla arttırarak girdim. Bildiğiniz gibi yeni sezona 24 tane karşılaşma yorumlayarak girdim. Riske giriyorum ben. Bu şekilde riske giriyorum. Çünkü patlama da yapabiliriz, batabiliriz. Kendimizi test edebilmek amacıyla aslında biraz fazla karşılaşmaya girdiğimizi söyleyelim. Ben yine cuma ve cumartesi günü alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Pazar ve pazartesi günü de işte bazı talihsizlikler yaşadık. Ne yazık ki kupon bazında değerlendirdiğimizden dolayı önümüzdeki haftadan itibaren biraz karşılaşmaları indirgemeye çalışacağım. Yani karşılaşma seçeceğim. 3 tane mücadele yorumlarız veya 4 tane mücadele yorumlarız. Ekstra da olursa zaten hakemsizsiniz.com üzerinde yazarız diyerekten bu hatırlatmaları yapalım. Çok fazla üzerinde durmayalım ve hemen karşılaşmalara geçelim. Dediğim gibi kısa bir video olacak. Çok detaya inmeyeceğim. İlk mücadelemiz Brezilya Serie A liginde olacak. Corinthians evinde Bahia ile oynayacak. Bu karşılaşma için sadece tahminim var benim ve öne çıkarmış olduğum bazı araştırmalarım vardı. Onları detaylandırmayacağım. Mücadelede çok ciddi anlamda iki takımda da eksiklikler var. Hemen onları söyleyeyim isterseniz sizlere. Mesela Corinthians tarafında 2 tane kırmızı kart cezalısı var. 3 tane de oyuncunun sakatlığının olduğu söyleniyor ki bu oyuncular 11'de oynayan oyuncular. Yani Corinthians bu mücadeleye eksik oyuncularıyla çıkacak. Biraz yedek kadroyla çıkacakmış gibi gözüküyor. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olabilir. Rakibe baktığımızda Bahia'da da yine bir kırmızı kart görüyoruz ve João Pedro da bu mücadelede oynamayacak. Önemli oyunculardan bir tanesi. O da bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayacak. İki takımı karşılaştırdığımızda bu mücadeleden sanki 1-1'lik bir skorun çıkabileceğini ya da 2-1'lik bir Corinthians galibiyetinin çıkabileceğini düşündüğüm için mücadeleye toplam gol sayısı 2-3 gol tercihinde bulundum ben. 1.65 gibi oldukça güzel bir oranı var. İsteyenler bu mücadeleyi Perşembe günü yapacağı takipli kuponlarında değerlendirebilir. Bir diğer mücadelemiz Falkenbergs ile Varbergs arasında oynanacak karşılaşma. Varbergs bizim takımımız. Çok fazla üzerinde tahmin aldığımız takımlardan bir tanesi. Bu mücadele hakkında da 2.5 gol üstü bekliyorum. Detaylarına inmiyorum. Bildiğiniz gibi Perşembe günü geçiştirmelik. Hafta sonu ısınmalı kuponlar yaptığımızdan dolayı sadece 2.5 gol üstü düşünüyorum. Tabii Varbergs bu mücadeleyi kaybeder mi kaybetmez mi diye soracak olanlar da olabilir. Ben mücadeleyi Varbergs'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Falkenbergs'in son karşılaşmalarındaki pozisyon sayısına da baktığımızda oldukça düşük bir pozisyon sayısıyla devam ettiğini ve oldukça da kötü bir performans gösterdiğini görebiliyoruz. Yani bu mücadeleyi kazanırsa 3-1 ya da 2-1 civarında bana göre Varbergs
kazanır görüşündeyim. 2.5 gol üstünün oranı da 1.55 şeklinde. İsteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer mücadelemize geçelim. Esborg'la Mjölby oynayacak. Esborg'un bildiğiniz gibi geçtiğimiz mücadelesini, yani Djurgården deplasmanında oynamış olduğu karşılaşmayı iyi bir şekilde değerlendirmiştik. Hatta birçok kuponumuza koymuştuk bu mücadeleyi. 1-1 şeklinde bitebileceğine dair de bir yazı yazmıştık. Güzel bir şekilde gelmişti karşılaşma. Tabi burada Esborg evinde oynayacak, Boras Halen'de oynayacak, Boras Arena'da oynayacak ve az sayıda seyircinin geldiğini de biliyoruz karşılaşmalara. Esborg'un son dönemdeki hücum performansını işin içine katarak ben bir tahminde bulundum bu karşılaşma hakkında. Evet, Mjölby'den de goller beklenebilir ama ben şöyle bir tahmine gittim. Bu mücadelede Esborg'un 2 gol atabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden ev sahibi 1.5 gol üstü şeklinde değerlendirdim. İsteyenler tabii 2.5 gol üstünde değerlendirebilirler. Zaten aklımdan geçen skor 2-1 Esborg galibiyeti şeklinde. Bu şekilde karşılaşmayı değerlendirdim ben. Çok önemli sakat ve cezalı yok iki takımda da. Mjölby yine normal formasyonuyla oynarsa, açık formasyonuyla oynarsa Esborg bana göre Mjölby kalesinde 2 gol bulacaktır görüşündeyim ben. Aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler. Bir sonraki mücadelemiz zor bir karşılaşma. Zaten zor karşılaşmayı seçmeye çalıştım birazcık. Marsilya Saint-Étienne mücadelesi. İki takım da Fransa Lig 1'e iyi bir şekilde başladı. Marsilya'nın son mücadelesinde Paris Saint-Germain'le oynamış olduğu mücadelede zaten neler yaşadığını biliyoruz. Önemli oyuncularını kaybetti Marsilya. Kırmızı kart cezalısı var Marsilya'da şu anda. İki tane özellikle Amavi ve Benedetto diye iki tane oyuncusu var. Mesela bu karşılaşmada oynamayacaklar. Saint-Étienne'de de çok ciddi anlamda sakatlıkların olduğu gözüküyor ama mücadele yetişebilme ihtimalleri var. Mesela Kazri'nin durumu belli değil. En önemli oyuncularından bir tanesi Saint-Étienne'in. Gabriel Silva sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Onun dışında yine 4 tane oyuncunun şüpheli şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bu oyuncular yetişirse, özellikle mesela Nordin'in yetişmesi halinde Saint-Étienne'in biraz daha rahatlayabileceğini söyleyelim bu karşılaşmada. Tabii iki takımın çok fazla ofansif gücünün olmadığını biliyoruz. İlk karşılaşmalarında evet mücadeleleri kazanmayı başardılar ama atılan gollere bakarsanız, özellikle Marsilya tarafında atılan gollere bakarsanız genelde duran toplarla veya farklı ekstra gollerin olduğunu görebileceksiniz. Aynı şekilde Saint-Étienne tarafından da bahsedebiliriz. Tabii mücadeleye şöyle genel olarak baktığımızda bir Marsilya galibiyetinin çıkabileceği aslında öne çıkıyor ama ben yine Saint-Étienne'i karşıma almak istemiyorum ve deneme yapacağımızdan dolayı mücadelenin 2-1 veya 1-1 bitebileceğini düşündüğümden dolayı da mücadeleye toplam gol sayısı 2-3 gol tercihini öneriyorum ben. Yine mesela Tuttur'dan beni takip edenler varsa, dün canlı yapmış olduğum kuponlarda bir kazanç elde ettim arka arkaya seri şekilde. Yani sadece canlıyı Tuttur'da görebilirsiniz, onu söyleyeyim ben. Normalde katıldan falan paylaşmıyorum canlı. Çünkü anlıktır biliyorsunuz canlı olayı. Anında oynuyorum, oradan gören olursa gelip değerlendiriyor. Bu karşılaşmaya da mesela belki karşılaşmayı izlerken canlı şeklinde değerlendirmeler yapabiliriz ama benim bu karşılaşma hakkında maç öncesi düşüncem toplam gol sayısı 2-3 gol şeklinde olacak. Mesela bu karşılaşmayı da bir kuponumda değerlendirdim ben. Geçelim bir diğer mücadelemize. MLS'te oynanacak bir karşılaşma var. San Jose ile Portland Timbers oynayacak. Önemli bir karşılaşma aslında iki takım için. Ben bu mücadelede iki takımın birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz karşılaşmada biliyorsunuz San Jose Earthquakes bizleri yanıltmıştı. Yani Los Angeles Galaxy ile oynamış oldukları mücadele 0-0 bitecek bir mücadele değildi aslında. Çok çok büyük bir sürpriz oldu. Zaten mücadelede orta sahanın olmadığını da sizlere söylemiştim. Yine mücadelede çok fazla pozisyon var ama işte 0-0 da bitebiliyor bazen böyle karşılaşmalar. Ben bu mücadelede Portland Timbers'ı da daha önceden sizlere anlatmıştım. Detaylı şekilde anlatmıştım. Deplasman ekibinin gol bulabileceğini, ev sahibinin zaten gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2-1 veya 1-1 bitebileceğini düşündüğümden dolayı karşılıklı gol varı 1.35'ten değerlendirdim. İsteyenler yine çarşamba gecesinden bu karşılaşmayı da değerlendirebilirler. Geçelim temsilcimizin mücadelesine. Bakü ile oynayacak. Buradan Azeri sevgili dostlarımıza da, Azerbaycan'a da, kardeşlerimize de sevgiler saygılar iletiyorum. Bizleri zaten çok sayıda takip eden Türkmen, Azeri ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerden takip eden sevgili dostlarımız var. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Tabii Bakü'ye Galatasaray nasıl gitti? Hemen o kadroyu vereyim isterseniz sizlere. Falcao'sundan tutun da Belhanda'ya, Linesinden tutun da Donkun'a kadar, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Lüyündama, Okan Koçuk, Marcelo Saracchi, onun dışında Emre Kılınç, Arda Turan, Sekedika, o bile gitmiş mesela, Feguli, onun dışında Cagne ve Fatih Öztürk şeklinde bir kadroyla Bakü'ye Galatasaray'ın gittiğini söyleyelim. Yani ideal 11 ile karşılaşmaya Galatasaray'ın çıkabileceğini görüyoruz bu kamp kadrosuna baktığımızda. O yüzden bu mücadelede Galatasaray'ın tabii karşılaşmayı kazanma ihtimali var. Ben Bakü'ye de baktım, biraz araştırdım. Onların da liginde ikinci hafta. Çok iyi bir kadrosu yok Bakü'nün. Zaten çok tanınmış oyuncular da yok ama tabii ki de yine bir deplasmandır. Bakü deplasmanı da olsa bir deplasmandır Galatasaray için. O yüzden problem çıkabilir diye düşünüyorum. Temkinli olmakta fayda var. Ben 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti beklediğimden dolayı doğrudan 2 tercihini sizlere öneriyorum. İsterseniz 2.5 gol üstünde de Galatasaray galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Oran yükseltmek
istiyorsanız. Evet değerli arkadaşlar, perşembe günü çerezlik yapabileceğimiz, takiplik yapabileceğimiz karşılaşmaları sizlere aktarmaya çalıştım. Cuma gününden itibaren tabii ki de yine normal formatımızla devam edeceğiz. Kuponlaştırılmış şekilde karşılaşmaları sizlere sunmaya çalışacağım tüm detaylarıyla birlikte. Bu bölümümüzde çok fazla detaya inmedim. Çünkü mesela Marsilya Saint-Étienne mücadelesiyle alakalı sizlere söyleyebileceğim birçok şey vardı. Saint-Étienne'in bu karşılaşmada Marsilya mücadelesinde hangi tarafı daha çok kullanabileceğini de çıkarmıştım. Topla buluşma sayılarına göre Debuşy'e mesela çok fazla topun geldiğini görüyoruz ve Mason'ın yine sol bek oyuncusunun da çok fazla topla buluştuğunu görebiliyoruz. Yani Saint-Étienne bekleriyle birlikte oynayan bir takımdı. Mesela bunları çok detaylandıramadım sizlere. Diğer karşılaşmalardan almış olduğum notlar da vardı. Onları da söylemedim. Sadece tahmin şeklinde geçelim bu mücadeleleri. Çünkü hafta içerisinde öyle çok fazla ahım şahım güzel karşılaşmalar ve güvenilecek karşılaşmalar yok. Ben yine tabii like'larınızı gönderirseniz çok memnun kalırım. Hafta sonunda isteyeceğim zaten. Eğer yorgunsanız da şimdi göndermeyebilirsiniz. Hafta sonunda like'ları gönderebilirsiniz. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii bu karşılaşmaları ikili şekilde de kombin yaparak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim programın sonunda. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce sağlıkla kalın. Hoşçakalın.